Parçalarımızı hazırladık arkadaşlar. Şimdi bunların birleştirmesine geldi. Öncelikle başımızı ve gövdemizi birleştireceğiz. Gövdemizden ip bırakmıştık. Şuradaki eksiltme daha belirgin arkadaşlar. Bu arka yönü olacak örgümüzün, oyuncağımızın. Bakalım. Şu oyuncağımızı bitirdiğimiz bu ipimizin olduğu kısmı da arkaya getireceğim. Şimdi bu kısmı arkaya denk gelmiş oldu. Şimdi bir gövdeden bir de baş kısmından alarak birleştirmemizi yapacağız. Bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Yine buradan. Sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Şekilde. Çekelim. Bu kısmı tamamen kapatmadan biraz daha elyaf dolduracağım boyun kısmına. Kafamızı gövdemize monte ettik. Şimdi kolları yapacağız. Şöyle arkadaşlar, boyunu diktiğimiz kısımdan değil, bir alt sıradan o boşluğa dikeceğiz. Şöyle yapalım. İsterseniz iğneyle de tutturabilirsiniz duruşunu. Şuradan başlayalım. Şöyle başlangıç duracağı kısmı bu şekilde dikiyorum öncelikle. Şöyle duruşunu arkadaşlar. Tekrar aynı yere batalım.
aynı yerden çıkardım. Buna düğüm atacağım arkadaşlar. Şimdi diğer kolu dikelim. Şekilde düğüm atalım arkada. Şimdi arkadaşlar gözlerimizi dikeceğiz. Yine ipimizi iğnemize bir takalım. Şöyle tam ucuna denk getirdim arkadaşlar. Yine bitiş ve başlangıç kısmını yapacağız. Şimdi birinci ve ikinci halkadan sonra yani 2 ile 3 arasına bu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 arkadaşlar 6. halkanın bittiği kısımdan şöyle ikinci halkanın orta kısmına denk getiriyorum. Şöyle bir yere batalım. Bu şekilde arkadaşlar sonra dikmesini yapacağım. Şöyle yakın göstereyim. Bir ve ikinci halkadan sonraki bu boşluktan itibaren bir de altıncı halkamızın bu bitişi 6 ile 7 arasına bu araya monte edeceğiz gözümüzü. Diğerini de aynı şekilde tam karşısına. Şimdi bu şekilde sabitlemiş oldum ve dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Bir gözden, bir vücuttan, baş kısımdan yani alarak dikişimizi yapıyoruz. Şekilde bağlayalım ve yine kafamızın içinde bunları yok edeceğiz iplerimizi. Çok dipten kesmeyin arkadaşlar, hemen çıkmasını istemeyiz. Yine aynı olduğu ilmek deliğinden tekrar içinde yok ediyoruz arkadaşlar. Şimdi göz işlemesini ve ağız işlemesini yapacağız.
Yeşil ipimden bu kadar kaldı arkadaşlar. Şimdi gözlerini işlemeye geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle geriden batıyorum. Şimdi şu göz kısmının içine gireceğim. Arkadaşlar, şu birleştirme yerimize değil, bir sonraki sık iğne aralığına, yani halka olarak sayarsak 1, 2, 3 halka örmüştük. 2 ile 3 arasına, hemen şurada görünen bir boşluğu var. Buradan 1, 2, 3. boşluğa, 1. boşluğumuz 2 ve 3. Bir boşluk bırakıp birkaç kez gideceğiz. Aynı yere tekrar batıyorum arkadaşlar. Bakalım. Bir kez daha yapalım. Bu üçüncü yapışımız. Arkaya geçirmedik arkadaşlar. Orta boşluğuna batmıştık. Şimdi buradan 3 kere dikiş yaptık. Yine batıyorum aynı olduğum yerden. Şimdi bu diğer gözüne geçiyorum arkadaşlar. Bakın burada yeri belli hemen. Buraya giriş yaptık. Evet. Yine bir boşluk bırakacağız. Bir diğer ilmek boşluğuna battım. Şimdi 3 kez dikeceğiz arkadaşlar. Bu birinci, 2 ve 3. Tekrar ipimi ilk battığım yere gidiyorum. Kabartalım burayı. Evet, göz işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi ipimi koparmıyorum. Ağız işlemimizi yapacağız. Bunun için toplu iğne getireyim arkadaşlar. Yer belirlemesini göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ağız işlememiz için iğnelerimi batırdım ama şimdi tarif ediyorum arkadaşlar. Yukarıdaki halkadan itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sıra arasına, 10 ve 11. sıra arasına 9 tane ilmek boşluğu olacak arkadaşlar. Başlangıcını yaptım, ortaladım biraz. Şöyle gözlü hizasından şu olan kısmı arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ilmek boşluğu olacak arkadaşlar. Başlangıcına ve sonuna toplu iğne batırdım. Tam orta kısmına da yine başlangıcından itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5.'ye bu pembe olan 5. kısmı tam ortaladım. Bunu da 2 kere işleyeceğim için o yüzden buraya koydum. Bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar ve tam üstüne değil hafif bir yan çaprazına böyle yukarıdan başlayacağız işlemesine. Resimde göstereyim. Böyle bir işlemesi var arkadaşlar. Şimdi onu yapacağız. Buradaki gibi bir ağız yapacağız şimdi.
Şimdi ipimi koparmamıştım. Hemen buradan siyah olanın, o siyah toplu iğnemin olduğu yere girdim. İçine kaçmasın arkadaşlar. Yine düğüm atacağız. Tekrar oraya gidip ayrı da yapabilirsiniz. Göz işlemesini ayrı, ağız işlemesini ayrı yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan bu yeşil kısma batıyorum şimdi. Şöyle göstereyim. Buraya battım. Buradan pembe kısma gidiyorum. Bunu da alalım. Çekiştirelim. Şimdi tekrar bu battığımız yere geliyoruz tekrar arkadaşlar ve yine böğünümüzün olduğu yere geldik. İplerimi biraz çekiyorum. Katları ayrılıyor çünkü bu ipin. Şimdi buradan bu kısma geliyorum arkadaşlar. Bu yeşil kısma. Buraya geldim. Şimdi battıktan sonra siyah kısmından çıkıyorum. Gördüğünüz üzere bu düz kısmı dikmiş olduk arkadaşlar. İki parça da yaptım ağız kısmını. Tek de yapabilirsiniz ama burayı tamamen çektiğiniz zaman çıkabilir arkadaşlar. Farklı bir yöntem de yapabilirdik aslında. Tamamen düz örüp düz dikip şuradan tekrar batabilirdik de, öyle bir yöntem de yapabilirdik. Şöyle bakalım duruşuna. Bu şekilde yapalım bu sefer arkadaşlar. Çünkü bayağı boşluk kaldı. Göz işlemesinden sonra bir ipimizi düğümledik ve bunu yok edelim öncelikle bir. Şimdi ağız işlemesi için farklı bir yöntem denemiştim. Bunda çok belli oldu bu ipte. Dikiş yerleri. Şimdi farklı bir yöntemle yapacağız. Şöyle aşağıdan bir yerden ipimizi geçirdik arkadaşlar. Şimdi buradan yeşil kısma battım. Bir diğer yeşil toplu iğneden çıkacağız. Bunları çıkartayım. Evet, şimdi tamamen buraya tekrar gidiyorum. En baş kısmıma ve şu pembe toplu iğnemin olduğu tam orta noktadan 5. ilmeğimden bu şekilde çıkıyorum. Biraz gerdirmem gerekiyor. Katları açılıyor çünkü arkadaşlar. Şöyle hangisi olduğunu. Evet. Şimdi arkadaşlar aynı yere ipimizin üstünden geçerek şimdi ipimizi bu şekilde yapmıştık. İpimizi bu şekilde üstten geçirip aynı yere batıyorum. Tekrar buraya çıktım arkadaşlar. Yani bu şekilde daha iyi oldu. Boşluk kalmadı ağız kısmında en azından. Şimdi bu siyah toplu iğnemin olduğu bir üst sıraya çıkıyorum. Ve ipimi ilk battığım yere götürdüm. Ağız işlememizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi düğümümüzü atalım ve oyuncağımızı bitiriyoruz. Evet. 3 kere düğüm atıyorum arkadaşlar. 2 kez olunca açılma ihtimali olabiliyor. Bu şekilde. Yine ipimizi aynı boşluktan
örgümüzün içine geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, oyuncağımızı tamamladık. Benim elimde olan amigurumi için kullandığım ipten oyuncak boyut olarak biraz daha küçük düştü. Örmekte oldukça zorlandığım bir ip oldu. Ara ara söylendim zaten örerken. Yani normalde satılıyorsa da bu ipi çok tercih etmeyin derim. Kit aldıysanız tabii ki oyuncaklar için onu kullanacağız. Çok daha kısa sürebilirdi bu oyuncağı bitirmek ama beni çok zorladı. Her sık iğnesinde böyle ipler ayrılıyor katları. Ama çok parlak bir duruşu var arkadaşlar. Çok güzel bir duruşu var ipin. Yani bitmiş haliyle oyuncağımız çok tatlı durdu. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Keyifle örürsünüz arkadaşlar. Yaptığınız ürünleri benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Instagram adresimi de bırakıyorum. Sayfamda paylaşıyorum arkadaşlar ördüğünüz ürünleri. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda kitten yine sevimli bir oyuncak öreceğiz. Sürpriz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.